Evet arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar Arapça ders kitabımızdan kaldığımız yerden okumalara devam edeceğiz. Sayfa 207'den itibaren hadi başlayalım bismillah diyerek. El vahdetü rabiatü. Hareketlerini koyarak okuyalım. El vahdetü er rabiatü. dördüncü bölüm. Neymiş dördüncü bölüm? Üstrati ailem ve beyti ve evim ailem ve evim et dersü sani ikinci ders evet burası neymiş ikinci ders konumuz ekaribi, yani akrabalarım konumuz akrabalarım sevgili arkadaşlar buradaki ye benim anlamı katar Muttasız zamirler kelimelerin sonuna birleştiği zaman eqaribi akrabalarım anlamına gelir. İstemi dinle ilal ilal kelimati kelimeleri dinle ve e'itha ve onları tekrar et. Sümme sonra iktübha, ha onu yaz fi defterike ya da defteriki defterine yaz diyor. Çok güzel bir konumuz var burada. Hemen okuyalım. Ceddün Ceddün dede Ceddetün nine Ceddün dede Ceddetün nine Başka? Ammün. Amca ya da emmi. Ammün. Ammetün. Hala. Tamam mı? Ammetün, hala. Bazıları amede diyorlar. Halün. Dayı. Haletün. Teyze. Halün. Dayı. Haletün. Teyze. Biz buna bir şarkı yapmıştık beraber. Hadi onu söyleyelim. Aklımıza kalsın diye şu şekilde. Ceddün deden, ceddetün ninen. Ceddün deden, ceddetün ninen. Ammün amca, ammetün hala. Ammün amca, ammetün hala. Halun dayı, Halet'ün teyze Halun dayı, Halet'ün teyze Hepsinin ellerinden öperim ben Ceddün deden, ceddet'ün ninen Ammün amca, ammet'ün hala Halun dayı, Halet'ün teyze Hepsinin elinden öperim ben. Geldik ikinci bölümümüze. İstemi'u dinle. İlel ibarati. Kelimeleri dinle. Taliyeti. Gelen kelimeleri dinle. Sümme sonra e'itha. Onu tekrar et. Bakalım neymiş. Men hüve. Men o demek sevgili. Men kim demek? Hüve. Erkekler için o demek. Men hüve olduğu zaman o kim? Tamam mı? Burası müzekkerler. Erkekler için kullanılıyor. Cevap verirken soru edatımızı atıyoruz. Hüve diyoruz. O tamam mı? O kimdir? Birincisi ebun. Bak sonlarına şu şekilde yazalım. Babandır. Hüve ehun. O erkek kardeşindir. Şuraya B yazak. Baba. Şuraya da ek yazak. Erkek kardeşin. Hüve ibnun. O Oğuldur yani buna da erkek çocuk diyoruz oğlan. Hüve ceddün o dededir diye yazak. Hüve ammün o amcadır. Son olarak da hüve halün o dayıdır. Bunlar hep erkekler için tamam mı? Hüve ebun babadır o. Hüve hun o erkek kardeştir. Hüve ibnun o erkek çocuktur. Hüve ceddün o dededir. Hüve ammün o amcadır. Hüve halün o dayıdır. Bu erkekler için müzekkerler için kullandığımız kelimeler burası bunlara müzekkerler yani erkekler kısmı diyoruz. Geçelim bayanlar kısmına. Men hiye. Hiye bayanlar için, kadınlar için, müennesler için. O kim diyoruz? Men artık öğrendik değil mi? Kim demek? Buraya müennesler diyoruz. Bu şekilde müennesler en diyelim. Buraya da kadınlar diyelim ayrıyeten. Cevap verirken yine men atıyoruz. Hiye o sırayla ümmün o annedir. Hiye uhtun o kız kardeştir bu şekilde. Hiye ibnetün o kız çocuğudur. Kız çocuğu Hiye ceddetün o ninedir. Hiye ammetün o haladır. Hiye haletün o teyzedir şeklinde kelimelerimizi bir daha okuyalım. Hiye ümmün o annedir. Hiye uhtun o kız kardeştir. Hiye ibnetün o kız çocuğudur. Hiye ceddetün o ninedir. Hiye ammetün o haladır. Hiye haletün o teyzedir şeklinde aile fotoğrafını da görüyorsunuz. Bütün aile bir araya gelmişler. Ortak resimimiz bu. Üçüncü bölümümüzde <laughs> isteme' dinle ile'l ibarati kelimeleri, talih gelen kelimeleri ve itha onu tekrar et sümme sonra hammin ma'aniyeha anlamlarını ezberle bakalım. Ceddi. Bakın burada sonuna Y gelmiş arkadaşlar. Ceddün dede demektir. Sonra y geldiği zaman şöyle dedem. Bak meyi buraya yazıyorum tamam mı? Dedem. Benim dedem. Neyle ilgili? Bu ye ile ilgili. Ceddi dedem. Ceddeti yine bakın y gelmiş. Buna da ninem diyeceğiz nokta nokta. Onu siz yazın. Ninem. Tamam mı? Ceddi dedem. Ceddeti ninem. Ortada kim var? Ben var. Bakın ene. Ene. Ben demek. Hem kızlar için hem erkekler için. Hatta bizim öğrencilerimiz buraya bir tane de kız resmi çizdiler. Şöyle saçlar olsun. Çünkü hem erkek hem de kadınlar için biliyorsunuz ene kullanılıyor. Tamam bu da kızımız olsun. Ene ben demek hem kadınlar için hem erkekler için. Ammi bakın yine aynısı. Amcam. Şurayı doldurun. M'yi koyacağız sonra. Amcam. Ammeti. Bakın yine Y var. Halam. Nokta nokta. M'yi koyduk. Halam dedik. Hali yine yemiz var. Dayım nokta nokta nokta. Dayım. Haleti bu da teyzem anlamına gelen mutlasız zamirimizi öğrenmiş olduk. Dördüncü alıştırmamızda isteme dinle ile ibaratı taliye gelen kelimeleri ve ayta onu tekrar edip sümme hammin meaniyaha anlamlarını hammin tahmin et anlamlarını böylece de ezberleyelim. Şimdi bakın burada yeni bir kelime geldi. Ente bu da munfasıl zamirlerden. Ene ben demekti. Ente erkekler için sevgili arkadaşlar sen demek. Şimdi az önceki bölümde ene'den sonra ene ben demekti. Benim demek için de ne gelmişti kelimenin sonunda? Y gelmişti. Burada ise bakın ente'den sonra k gelecek. Senin demek için tamam mı? Ente sen k senin diyecek. Ceddüke bakın deden nokta nokta deden diyeceğiz. Ceddetüke ninen bak senin ninen. Ammuke amcan. Ammetüke halan şekilde senin anlamı katıyor. Haluke dayın. Haletüke teyzen. Demek ki sonlardaki K'ler senin anlamı katıyor. Y benim, K senin. Bakın hepsinde K var. Beşinci bölümde ise istema ne ile libaratı taliye gelen kelimeler dinle ve ayı tavını tekrar et. Sümme hammin maaniha anlamlarını düşün. Şimdi burada da sevgili arkadaşlar beni öğrenmiştik az önce. Ben Y demekti kelimemin sonuna gelen. E neden sonra ben geliyordu. Ente'den sonra K geliyordu. Şimdi üçüncü zamirimiz enti sen demek ama kim için bu? Kızlar için tamam mı? Kızlar için senin demekse ki'dir. Bütün kelimenin sonunda ki olacak. Bakın şimdi. Ceddu ki. Deden ama kız için. Ceddetu ki. Ninen. Ama kız için. Ammu ki. Amcan ama kız için ammetüki halan yine kız için dayda dayını soracak Haluki dayın kız için haletü senin teyzen yine kızlar için kullandık Evet geldik altıncı bölüme. İsteme dinle ile'l-ibaratı talih. Gelen kelimelere ve ita tekrarda tüm mekamin meani anlamlarını tahmin et. Bakın şimdi. Az önce ene ye idi. Ente ke idi. Enti ki idi. Sıra geldi. Hüve. Hüve erkekler için o demek. Tamam mı? Hüve. Bunun zamiri ise sevgili arkadaşlar kelimelerin sonuna eklenen hü'dür. Y k ki, hü'ye geldi sıra bakın. Kelimelerin sonunda hü olacak ceddühü gördünüz mü? O, on deden onun dedesi buraya da şöyle nokta nokta onun dedesi erkek için ceddetühü onun ninesi yine erkek için ammühü bak birleştiği zaman bu şekilde alıyor hü burada da aynısı vardı bakın ammühü ceddetühü amcası onun amcası bu şekilde. Ammetühü yine aynı. Halası erkek için. Bakalım dayı için. Halühü onun dayısı. Haletühü onun teyzesi erkek için. 7. alıştırmamız istemadin ne ile ibaret taliye ta gelen kelimeleri veya tekrarı tüm mekamın meani anlamlarını düşün. Şimdi de sevgili arkadaşlar hiye geldi bakın. Hiye kızlar için o demek. Hiye zamirimizin muttasıl karşılığıysa hadir. Bakın hü erkek içindi. Ha ise kız için. Şimdi cetüha dediğimiz zaman bakın onun dedesi ama kızlar için. Burayı unutmayın. Ceddetü ha ninesi onun kızlar için. Ammüha onun amcası yine kızlar için. Ammetüha halası onun halası kızlar için. Halüha onun dayısı kızlar için. Haletüha onun teyzesi yine kızlar için kullanıyoruz. O zaman zamirleri toparlayacak olursak sevgili arkadaşlar bakın. Hüve ile başlar zamirlerimizin çekimleri hemen yazalım şöyle hüve hiye bunları artık öğreneceğiz. Zamirler ismin yerini tutan kelimeler. ente bakın şu şekilde anlamlarını da söyleyeceğim. enti bir de ene var. Anlamları bunlar mufassıl zamirdir. Yani ayrı yazılan zamirler mufassıl. Bak unutmayın. Şuraya yazayım adını siz de kitabınıza bu şekilde yazın ilerde munfa şurası f munfasıl zamirler neymiş ayrı yazılan zamirler yani ne yazın hüve erkek için o hiye kız için o ente erkek için sen enti kız için sen tamam mı ene de hem kız hem erkek için ben demek bir de bunların karşılıkları olan muttasıl zamirler var bunlar kardeş birbirine Birisi ayrı yazılıyor, birisi ayrı yazılıyor. Birisi bitişik, birisi ayrı yazıldığından dolayı muttasız zamirlerde hüvenin karşılığı hüdür, hiyenin karşılığı hadır, entenin karşılığı K'dir. entinin karşılığı kidir. Bunu bu şekilde ezberleyeceksiniz. Efendim, enenin karşılığı da y'dir. Biz bunu nasıl kodladık biliyor musunuz? Hüha. Bakın bir isim oluşturduk. Hüha keki dedik. Annesi kek yapmış. Keki ye. Hüha keki ye dediğimiz zaman bu zamirlerin muttasıl karşılıklarını bulmuş oluyoruz. Tamam mı? Hü ve o hü onun. Hiye o ha onun. Ente sen, ke senin. Entisen ki senin. Ene ben, ye benim. Kanalımızda muttasıl zamirle ilgili videomuz var. Oradan da istifade edebilirsiniz, yararlanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Diğer dersimizde görüşünceye kadar derslerinize iyi çalışın. İnşallah derslerinde öğrenin. Anlamadığınız yerleri yorumlara yazabilirsiniz. Daha ayrıntılı olarak sizlere anlatalım inşallah diyorum. Görüşürüz.